Dolunay serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle normalde göstermeyecektim. 4 tane bilet alabilmiştim elimizdeki markayla. Bir tane şans simgesi lazımdı. İlk bozdurduğum biletten şans simgesi çıktı. Birlikte şöyle bir tılsım için çevirelim. İstediğimiz tabii ki ateş tılsımı, şimşek tılsımı. Bu ikisi çok elzem. Özellikle şimşek tılsımı çok işimize yarayabilir. Tekrardan buz tılsımı kötü bir tılsım değil, hatta güzel bir tılsım. Güzel oldu. Ayrıca çar hakkında da kısa bir bilgi vereyim şu an. Çarımız otomatik avda 73. seviyeye ulaştı. Hatta 74'e doğru aşılıyor. 75 olup artık sürgün hazırlıklarımıza başlayacağız. Arkadaşlar an itibariyle 75. seviyeye ulaştık. Şimdi pazara gideceğiz. Elimizdeki ateşli itemleri çıkartıp yerine şimşekli itemleri ayarlamaya çalışacağız. Hızla sürgüne doğru ilerliyoruz. Şöyle pazara geldim. Elimizdeki ateşli itemlerin hepsini pazara attım. Bunlar satıldıkça ya da takasla bir şekilde şimşekli itemlere çevireceğiz. Ufaktan göstereyim. KDP 52, bileziğimiz 92, ayakkabı düz 3M, kostümler 17'ye 30, kaskımız 75, zırhımız 15, ayrıca bir de silah fişimiz 12M. Gelişmeler oldukça ben size yine aktaracağım. Bizim şu lanetli buz tılsımını artı bir yapıp satma kararı aldım. Artık bir süre en azından tılsım bizim işimize yaramayacak ama bundan gelecek tatlı bir para bizim işimizi görür. Belki grena bile takabiliriz, ona bakacağız. Şöyle hep birlikte malzemelerini aldım. Bunu 5.5M aldım. Bu zaten 50K'ydı, bir şey değil. Bir buz tasımı da Tombola'dan çıkarmıştık. Biliyorsunuz zaten. Kendi buz tasımımızı şöyle direkt artı bir yaptım. Hayırlı olsun, ben bunu pazara atacağım. Örümcek zindanında 2 tane deniz kız sandığı düşürmüştüm. Yani 2 tane anahtarla bunları açalım. Bir karbon fiber çok tatlı olur. Birinciyi açtım, olta halkası. Bu da para eden bir ürün. İkinciyi açtım, yabani pet kitabı. Salkos. Arkadaşlar bir bu kadar da paskalya yumurtası topladık. Ne vereceğini merak ediyorum ama açıkçası isteğim yeşil iksir büyük boy. Hemen şöyle yumurta buldum dedim. Son balığı falan dedi. Devamı var. Bir daha buldum dedim. Yine balık verdi. Ben anlamadım. Tekrar verdim. Kuvars kumu bir tane dedi. Bu para eden bir şey olsa gerek. Yine yayın balığı. Yine bir sushi veriyor hep bu. Yine sushi balığı. Yine verdim. Yine sushi mushi balıklardan. Birincilik kılavuzu gereksiz. Yine verdim. Beceri kitabı. Ne beceri kitabı bu? Böyle ateş dok. Tüh, hava kılıcı olsaymış. Yine sushi verdi. Bir BK daha verdi. Bu ne acaba? Hızlı saldırı. Buz küresi artılı bir tane. Verdim. Yine altın sudak balığı sushi. Yine sushi. Gümüş ok sanırım bitti yumurta. Hadi 9 tane daha var. Yine sushi verdi. Bitti. İşte tatmin edici değildi. Arkadaşlar kurduğumuz pazar yaklaşık 24 saat süredir açık. Satılan ürünler zaten farkı görürsünüz videodan. Elimizdeki para 275'e. Kaskla tılsımımız duruyor. Fişin çok bir önemi yok. Durum şu an böyle. Artık şimşekli itemler almaya başlayacağız. Aldıkça ben size göstereceğim. Zırhımızı 10 şimşekli olarak almaya karar verdik. 5 şimşek zırhtan çalalım. Geri kalan her şeyi tam oran takarız diye düşündük. 10 şimşek, 10 ip absorbe, 10 sip absorbe, bir de üstüne 10 ok savunması var. 17.5M artı 7 ölümcül zırh. Bize hayırlı olsun o zaman. Arkadaşlar şöyle bir Marmara'ya geldik. Kısa bir fragman olmuş oldu sizin için de. İlk defa Marmara'yı görüyorsunuz YouTube'daki arkadaşlar. Doğuş arkadaşımın bir Zodiac kılıcı varmış. Artı 7. Bu Zodiac kılıcın dedi Esat'cığım dedi 8 yapar mısın? Ben dedim hay hay, hemen halledelim. Şöyle üstüne bırakıyorum. Şöyle hayırlı uğurlu olsun Doğuş'cum. Güle güle tak inşallah. Biz Zodiac'ta artı basmada bir numarayız. Bunu da bilen biliyor. Dolunay'a hızlıca geri dönmüşken Sefa kardeşimden artı 9 tahta ayakkabı 25M karşılığında satın alıyorum. Camdaki en ucuz artı 9 bakır kolye 29M. Bunu da çarımıza alıyoruz. Sürgün setimizdeki önemli bir parça olacak. Zehir kılıcımızı da şöyle 29 ort 20 şeytan olarak almak istedik. Sıkı pazarlığın sonunda 103M'e anlaştık kardeşim de sağ olsun bize de güzel bir indirim payı koydu. Biz bunu bir de artı basmaya deneyeceğiz, o da az sonra. Kostüm ihtiyacımızdan şöyle güzel uygun düşündüğüm bir kostüm bulduk.
30 ml, 15 şimşek, 23 günlük. Güzel. Hemen bunun şapkasını da bulacağım. Hemen şapkasını da buldum, geldim. 15 şimşek, 2 SP absorbe, 23 günlük yine. Setimiz hazır oldu. Buradaki 2 SP absorbe de bence sürgün için hor görülecek bir efsun değil. Zehir kılıcımızın artı basma kısmına geldik. Asıl bizim için önemli kısım. Şöyle savaş kağıtlarıyla hızlıca artı 4 yapıyorum. Artı 4. Şöyle bağlı kutsamalara ben kıymet veriyorum. Geçirdiğine inanıyorum. O yüzden bağsız da şöyle bir artı 5. Çok güzel. Bağlıyla artı 6. Parşöyle artı 7. Bak parşöyle şöyle artı 7. Geçti. Tekte. Artı 7 olarak kullanacağız. Yeter. Nesne marketten 59 epe bir silah fişi aldım. Direkt iki efsun geldi. Hatta şeytana da geldi de iki şeytan olmaz. Bunu ufak bir efsunlama işine gireceğiz. Birkaç tane sizle atacağım. Sonra kendim atacağım. İnşallah çok masraf etmez de 20 şeytanımız gelir. Attım. Yok bir şey. Tekrardan attım. Bir şey yok. Şöyle sizinle birlikte 3 tane daha atalım. Şöyle attım. 3 zehir. Bir daha attım. 10 şeytan olmaz. 10 kritik, 10 mistik. Ben biraz bununla uğraşayım, size göstereyim. Yaklaşık 15 m gibi bir miktar harcadık. Normalde 10 şeytanda kalmaz ama 10 şeytanın yanında 20 XP bonus geldi. Biz de zaten level için sürgüne giriyoruz. O yüzden kalma kararı aldık Twitch chatinde. Zaten silahımızda 20 şeytan var diye ekstra bir efekt oldu. Arkadaşlar artı 7 abonos küpe, 1 won, 10 m, 20 şeytanlı. Şöyle hoşuma gitti, tatlı bir küpe. Artı 7 olması çok da problem etmedim açıkçası. 20 şeytan olması güzel. Bizim şeytanımız hasarımızı direkt etkileyecektir zaten. Bu da bize hayırlı olsun. Piyasadaki şimşekli kasklar çok 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 pahalı. Ben de bu 15 şimşekli tek efsunlu korku maskesi artı 0,75 m aldım. Onu şimdi artı 4'e basacağım, öyle takacağız. Yarın bir gün elimize fazladan arttırma geçerse bunu bir 5 efsun yapıp belki 3-5 şeytan yakalarız. Şöyle bir artı 3 hız taşı ile artı 3 koruma taşımız var. Bunları bir yeni aldığımız zırha deneyelim. Önden hız taşını attım. Kırıldı dedi. Korunma geçsin bari. Taktı dedi. Olur. 2'de 1. Güzel olur bak. Şöyle bir tane de kavrama taşı ayarladım. Diğer taşlar şu an çok pahalı. Onu ayarlamaya çalışacağım. Şöyle attım. Taktın dedi. Güzel. Bizim güzel minik petimizin gelişme zamanı gelmişti. Hemen malzemelerini topladım. Sizle birlikte şöyle ekliyorum. Şöyle direkt 41 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da sürgünde kasmaya devam edeceğiz. Sürgün için hazırız. Size ufak bir item tanıtımı yapmak istiyorum. Artı 7 zehirimiz 29 or 20 şeytan. Şöyle 10 şimşek, 10 ip absorbe, 10 sip absorbe bir artı 7 ölümcül. 15 şimşekli artı 4 korku maskesi. Sersemlikli 10 şeytanlı artı 9 şahin kalkanımız. 15 şimşek, 10 şeytan, 1500 ip ile cennetin gözü bileziğimiz. Abonos küpemiz 20 şeytanlı artı 7. Artı 9 bakır kolye ve artı 9 tahta ayakkabı, bunlar efsunsuz. Şöyle kostümlerimi de göstereyim. 15 şimşek, 15 şimşek. Şöyle de 10 şeytan, 20 eksi bonus. Hesaplarıma göre 90 şimşek, 70 şeytan şu an üstümüzde var. Şimdi gidip sürgünde bunları bir test edelim. Sürgüne giriş yaptık. 90 şimşek, 70 şeytan. Artı bir de elementer güç taşımız var. Şöyle kırmızı slota biz gittik, denedik. Kırmızı slota dayanmadı tabi haliyle. Grenamız falan olmadığı için. Tabi artılar falan düşük, hasarımız düşük. Beyaz slota geldik, bir odaya bıraktım. Kalabalık da bir oda. Arada bir biraz zorlanıyor, biz denedik biraz. Hasarımız zaten gördüğünüz gibi şöyle 2,5K, kritik gelince 5K falan oluyor. Çarın durumu şu an bu. Burada kasılacak diye düşünüyorum bir süre. Aynı anda petimizin level atlaması geldi. Yani 42 olacak. Burada bir artış olacak. İyi bir artış. Hemen birlikte bakalım. Şöyle koydum. Şunu da verince atlamadı. Buna bir item bulup gelip atlatalım. 3 tane artı 5 miğfer düştü. Bunlarla atlar diye zannediyorum. Şöyle bırakalım. Evet. 3.7, 4.3, 0.6 arttı. Güzeldi. Böyle birkaç kere daha böyle artarsa pet güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Çarımız yaklaşık 24 saate yakın bir süredir kasılıyor. Çarımızın durumu şu an 78. seviyeye ulaştı. Hatta XP'si de %85. Yani 79'a rush'lıyoruz hızla. Şöyle petimiz 48. seviyede 0.9 arttı. Bunu gece arttı. Kaydını alamadım. Yani pet biraz kendini toparlıyor gibi. Şimdi bir artış daha gösterecek. Buna da birlikte bakalım.
Minimum 0.6 biraz pete rahatlatır. Şöyle attım. Ne attı? 0.5. Eh diyelim. Pot almak için köye indik ve çarımızın gece 22-23 M gibi bir para kastığını fark ettim. Ben dedim bu para gelmiş, bir miktarını değerlendirelim. Artı 3 canavar ve artı 3 öldürücü darbe taşı aldım. Şu 6.5 M, bu da 5 M. Belki ikisinden biri geçer. Canavar bizim için daha önemli ama öldürücü yönden atacağım. Attım. Taktın dedi. Çok güzel. Hadi canavarı da geçir. Tek de. Geçtin. Geçti. Çok güzel. Çok güzel. Yani bu zehirin değerini kat kat arttırdı. Hava kılıcı BK'yı 13 M'e temin ettim. Onu Münzevi ile okudum. Kayıt alamadım onu. M2 oldu. Bir de hamle 17'de kalmıştı. Çok gözüme battı. İki tane hamle unutkanlığı çektim. Şöyle birisini hemen okuyup. Tek doldum 17. Olmadı. Zaten ikinciyi onun için aldım. Taktiksel önden bir gönderdik. Şöyle artık Masters'ın. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen çarımızın hakkında güncel bir bilgi vereyim. Çarımız son kesitten bu yana 24 saattir kasılıyor yaklaşık. 80. seviye, hatta 81'e gelmek üzere. Ayrıca bir hediye pet gelmişti Nesne Market'e. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Yerdeki itemleri otomatik topluyordu. Bir günlük, ücretsizdi. Onu da kullandık. Böyle bir yumurta hasılatı olmuş. Ekstradan işte yere düşen mamalar falan oldu pet için. Pet de 60. seviyede 0.3 arttı. Kötü oldu biraz da. Ekstradan şu 80 level usta sandığını da birlikte açalım. Bununla birlikte bildiğiniz üzere 5 arttırma 5 ev son veriyor. O da işimize yarayacaktır. Ondan önce ejderha sandığı var. 11 tane kor veriyor. Bunu da hep birlikte açalım. Şöyle pek de yakut göremedim açıkçası. Bir tane gelmiş. Bunları da köye gidince belki bir antikaya yol olur. Sürgünden inmişken şu bizim kötü ödül veren Paskalle tavşanına geldim. Bu arkadaş bize geçen sefer balığa boğmuştu. Muhtemelen yine aynı şey olacak. Bizim pet toplamıştı bu yumurtaları. Hemen verelim. Mavi kristal verdi bir tane. Çok önemli değil. Yine balık, sushi. Bu ne? Yine sushi. Beceri kitabı, bakarız buna. Kuvars kumu, sushi. Yine sushi. Yine sushi. Sushi. Mor iksir büyük. Yine iyi. 60 tane güzel. Yine sushi verdi. Var mı? Daha var hala. Şöyle yine sushi verdi. Kardeşim ha, yeşil iksir olur. Bak bu 60, bu güzel. Bunu isterim yani. Bunu isterim. Daha varmış. Verdim. Binicilik kılavuzu. Gereksiz. Mor iksir 36 tane daha. Güzel. Yumurta bitti sanırım. Güzel, en azından yeşil mor iksir telafi etti. Az önce çıkan korlardan biz işlenmemişleri yontulmuşu attık. Sadece Granada'nın bir ihtimal şansımız var. Onu birlikte deneyelim. Belki bir antika çıkar da destek olur. Bir ender aldık. İkinci ender. Şöyle üçüncü ender. Yaktı o zaman antika. Hayırlı olsun diyecektim. Yaktı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakıp bir de yorum atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.